Şöyle Baran Kızıl'la alakadar, evet dediğim gibi daha önceden de ben bu konuyla alakadar röportaj verdim. Şahıs bana taciz etmişti. Bununla alakadar sosyal medyalarda paylaşım yaptığımızda sağ olsun vatandaşlarımızın desteğiyle bu şahıs tutuklandı. Ve mahkeme sürecini beklerken mahkeme sürecinden hiçbir şekilde bizim haberimiz olmadı. Benim haberim olmadı. Yani E-Devletim'de hiçbir şekilde görüntüleyemedim. Ve mahkeme günü olduğu vakit benim hiçbir şekilde E-Devlet'ten veya avukatım aracılığıyla da sistemden baktığımızda hiçbir şekilde görüntüleyemedik. Polis beni aradı, bir talimat mahkemesinin olduğunu söyledi. Talimat mahkemesinde genellikle gidildiğinde ifade alınıyor. Şikayetçi misiniz hala? Mağduriyetiniz giderildiği takdirde iyi niyetinin göz önünde bulundurulmasını istiyor musunuz? Daha öncesinde gittiğimde talimatta bu tür şeyler söylenildi ve ben bunların hiçbirini kabul etmedim dedim. Ve dediğim gibi mahkeme olduğu vakitte ben polisten öğreniyorum. Apar topar talimat mahkemesidir. Sadece ifadem alınacağını aldığını düşünüyorum. Avukatımı arıyorum. Avukatım İpek Hanım, sistemden sizin mahkemeniz görünmüyor. Görünseydi ben buradan görürdüm diyorum. Siz dedi gidin, büyük bir ihtimal sizin ifadeniz alınacak. Ben mahkemeye gittim de apar topar beni aldılar içeri. Meclisle uzaktan bir mahkeme kuruldu. Baran Kızıl'a söz hakkı tanınıldı. Bana orada söz hakkı tanınılmadı. Baran Kızıl'ın avukatlarına söz hakkı tanınıldı. Baran Kızıl'ın avukatları orada Baran Kızıl'ı savundu. Yalnız benim avukatım olmadığı için ben orada hakimlere şunu söyledim. Ben sizin huzurunuzda avukatım aracılığıyla ifade vermek istiyorum dememe kalmadan Baran Kızıl'ın beraatini serbest Baran Kızıl serbest bırakıldı. Ve ben bu durumu dile getirmek istediğimde direkt ekran kapatıldı. Baran Kızıl size daha önceden de söylediğim gibi Baran Kızıl daha önceden de bana diyordu benim arkamda devlet var diyordu. Bu da devletin var olduğunun bir göstergesi oluyor. Şöyle söyleyeyim, Baran Kızıl serbest bırakıldı. Benim can güvenliğimden endişeliyim. Baran Kızıl daha önce beni tehdit ediyordu. Ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Yine aynı şekilde beni tehdit etmesinden, ailemi öldürmekle tehdit etmesinden endişeleniyorum. Ve Baran Kızıl'ın dışarıda olması zaten Baran Kızıl başlı başına bir suç makinesidir. Bana zarar verebileceğini düşünüyorum. Çünkü gözü korkunç bir insan. Bununla alakalı dediğim gibi ben bu konuda vatandaşlarımızın yine desteğini talep ediyorum. Bu konuda tekrardan yanımda olmasını ve hukukun yerini bulmasını, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Kadın örgütlerine şu yönden sesleniyorum. Ben diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kadınların da bu konuda yardımda, kadın örgütlerinin bu konuda yanımda olmasını istiyorum. Ve bu konuda benimle hukuki mücadele yürütmesini istiyorum. Çünkü ben diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Hayattayken ben sesimi duyurulmasını istiyorum. Ve ben birinci ağır ceza hakimlerine de sesleniyorum. Onların evlatları olmuş olsaydı, onların eşleri olmuş olsaydı serbest bırakırlar mıydı? Baran Kızıl onların kız kardeşini taciz etseydi, darp etseydi serbest bırakırlar mıydı? Ben onların kız kardeşi olmadığım için mi serbest bırakıldım? Benim arkamda güçlü kimse olmadığı için mi ben darp edildim, tacize uğratıldım ve bana taciz eden adam, maddi manevi yönden beni zarara uğratan adam şu anda serbest bırakıldı. Mahkemem gerçekleşmeden 2 hafta öncesinde bir şahıs beni aradı. Bana ayın 17'sinde, ocağın 17'sinde Baran Kızıl'ın mahkemesi olacağını ve Baran Kızıl'ı serbest bırakmak için hakimlere belirli bir paranın verildiğini söyledi. Mevla'yı da söyledi bana. 250 bin gibi bir mevla verildiğini Baran Kızıl'ı sırf çıkartmak için söylediler. Ben de kalktım o şahsa şunu söyledim. Beni dedim huzursuz etmek için bunları söylüyorsunuz. Benim mahkememdir, benim davamdır. Daha ben dava gününü bilmiyorum, henüz belli değil. Siz nereden biliyorsunuz dedi. İpek Hanım dedi benim kulağıma gelen bu dedi. Ayın 17'sinde Baran Kızıl'ın mahkemesi olacağını ve belirli para karşılığında Baran Kızıl'ı serbest bırakılacağını söylenildi. Ve gerçekten de ayın 17'sinde Baran Kızıl'ın mahkemesi oldu ve Baran Kızıl serbest bırakıldı. Bunlar birer bir tesadüf değil. Savaş adında biriydi beni aradı. Bana işte o da daha önce Baran Kızıl tarafından dolandırılmış. Bu bilgiyi aldığını söyledi ve bunu bana söylediğinde ben başta inanmamıştım. Sırf huzursuzluk çıkartmak için cin yaptığını düşünmüştüm. Ama görüntüye bakılırsa dün ayın 17'siydi. Baran Kızıl'ın mahkemesi apar topar oldu ve Baran Kızıl serbest bırakıldı. Yani bu demek oluyor ki birileri Baran Kızıl'ın çıkması için
para teklif etmiş, para vermiş ki Baran Kızıl çıkıyor ve dediğim gibi Baran Kızıl devamlı arkasında birilerinin olduğunu, devletin olduğunu söylüyordu. Baran Kızıl'ın bugün serbest bırakılmasına rağmen bunu gösteriyor. Baran Kızıl bir suç makinesidir. Bir suç makinesinin bugün dışarıda olmasının demek ki arkasında devlet var. Baran Kızıl'ın tekrardan tutuklanmasını ve mağduriyetimin giderilmesini, sadece benim değil diğer mağdur olan insanların da mağduriyetinin giderilmesini istiyorum.